uluslararası kripto varlık platformu Rain sunar. Şimdi e, Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe Kadıköy'deki son maçını oynadı. Vavakars Fatih Karagümrük'le 0-0'lık beraberlik. Yalnız maçın son bölümlerinde Fenerbahçe taraftarı ki havada mükemmeldi. 40 bin üzerinde taraftar güzel bir veda yaptılar aslında yani son maç olması itibarıyla. Ama bir protesto vardı. İsmail Hoca da dedi ki maç sonundaki protestonun neye olduğunu, neden olduğunu anlayamadım. Kime yaptılar, bize mi yaptılar? Belki hani formda geldik. Bundan dolayı galip gelememediğimiz için. Ne düşünüyorsunuz protesto ile ilgili ve İsmail Kartal genelinde de yorumun ne olacak? E, maçın son 15 dakikasında galibiyet için daha fazla zorlaması gerektiğini düşündü, hissetti taraftar. Bunu dile getirdi anladığım kadarıyla. Başka bir şey değil. Yani e, Taraftar için tabii Crespo'nun olmaması evet doğru önemli eksik. Taraftar da bunun farkında. Mert Hakan'ın olmaması da eksik tabii. O da iş yapan bir önce İsmail Kartal gelinen biri. Ama yine de sen Fenerbahçe'sin Kadıköy'de Karagümrük'ün yenmelisin mesajı veriyor. Yenmek için sonuna kadar gitmesin. İsmail Hoca da hani İkinciliği garantiliyor berabere kalınca hmm. öyle değil mi? Yani, matematiksel olarak olmasa da garanti yani, yani, gibi. Garanti gibi oluyor yani evet. çok şey. Gol o riski almak istemiyor. Evet. Yani. Evet, o, o riski almak istemiyor. E hocayı getirmişler göreve ikinciliğe taşısın diye ya da kupayı alsın diye. Kupa da yenilendi ikinciliğe taşıdı. İkinciliğe taşımak için yapılması gereken matematiksel açıdan bu. Ben şeyi hatırlıyorum Konya ilk gittiği zaman böyle Aykut Kocaman Hoca'yı bayağı ıslıklıyorlardı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sonra hatta böyle başkan da Konyaspor başkanı çıkıp da böyle eleştirmişti medya. diye biz Konyaspor'uz böyle oynuyoruz. Sonra doğru, evet. Avrupa kupalarına katıldı ve hastası oldu. Aykut en evet. ufak eleştiri yapanları Serdar Ali falan o aralar Konya'ya gidemezdi yani ben sana söyleyeyim yani. Aykut Kocaman'ı sevmeyen ölsün demeye getiriyorlardı yani. E sonuçlar ikna ediyor. Ama Fenerbahçe'de başka bir şey var. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da bu var yani. Abi yani eee taraftar hep o büyüklük hissini yaşamak ister ya. Tam Karagümrük iyi takım güzel oynadı. Volkan Demirel teknik direktörü, şu umut vadeden teknik direktörden artık iyi bir teknik direktörle doğru sürece girdi. Kulübün eski Bu önemli değil ki. O esnada Fenerbahçe formasını giyen herkesin e, daha iyi netice alabileceğine inanıyorlar. Ya bu aslında öyle bir mesela asıl protesto Göztepe taraftarının yaptığıydı. Mehmet Sepil ile ilgili eski başkanlar gol gol Sepil gol o protesto odur. Bunda bir şey yok ki 3 dakika, 2 dakika süren bir şey değil mi bu? Yani Top her ayını aldığında yapmadılar evet. ki. E gol istiyorlardı, galibiyet istiyorlardı. Niye gitmiyor takım? Onu çok büyük çek bir şey olmadığını düşünüyorum yani. ya. Ya 3-4 hafta önceydi yanılmıyorsam hatırlarsan eğer tribünler İsmail Hoca'ya bir tezahürat yapmıştı ve e, hoca da çok duygulanmıştı ve şurada demiştim ki sonunda hani geldiği nokta itibarıyla İsmail Hoca'ya hakkını verdi taraftar diye. Dün benim beklentim maç öncesinde de buydu doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü büyük bir ihtimalle artık görevini tamamlamış ve kendisine veda edilecek. Son anda bir sürpriz olmadığı takdirde. Çünkü Jorge Jesus mevzusu hala belli değil. Flamengo'nun tekrar bir iştahı kabardı taraftar camia açısından. E ardından Brezilya milli takımı ile ilgili hala söylentiler söz konusu. Bir fotoğraf ortaya çıktı. Hala resmileşmemiş durumda. Tıpkı Falcao ile Abdurrahim Albayrak'ın fotoğrafının çıktığı gibi sonradan bir mecburiyet ve ardından neler yaşanacağını yaşandığını ortada e Resmi bir şey yok. Fakat İsmail Kartal'a en azından bir iyi bir veda olmasını arzu ederdim. Beklentim buydu. Fakat İsmail Hoca da abi artık risk al ya. Yani risk al. Çünkü Fenerbahçe taraftarının beklentisi evet eyvallah ikincilik bir garanti görülebilir o esnada. Bir puan belki bir kar olarak görülebilir ama Fenerbahçe taraftarının da beklentisi farklı. İsmail Hoca da yıllarca o formayı giymiş olan bir efsane hatta dönemin de bir oyuncusu olarak bunu en iyi bilenlerden birisi. Yapmış olduğu değişikliklerin ben Sosa üzerinde iki tane değişiklik yaptı. Futbolcular nezdinde Arka arkaya arkada pas yapma. Evet stratejik olarak İsmail Kartal dedi ki ya biz riske girmek istemedik. Ama Fenerbahçe taraftarı ikincilik onlar adına bir başarı değildir. Fakat dünkü sonuç İsmail Kartal için bir başarı olarak addedilmiştir. Birazcık oradaki fikir ayrılıkları, görüş ayrılıkları, bakış aslında mevzuyu böyle bir protesto haline getirdi. Ee, bir konuda da örnek vereceğim. Ama süren bitiyor ondan sonra örnek vereyim istersen. Peki Ersin'ciğim. Şimdi... E İsmail Kartal geldiği zaman Fenerbahçe lig sıralamasında kaçıncıydı? 6. Altı. 6'dan ikinciliğe getirmek başarı mıdır? Büyük başarı. Başarı. Sezona peki şampiyonluk parasıyla girip ikinci olmak başarı mıdır? Başarısızlıktır. Başarı. O zaman burada Başkan Ali Koç'un eğer bütün kararları sizlerin de iddia ettiği gibi kendi başına alıyorsa bir kere bu Jorge işini hemen halletmesi gerekiyor. Böyle bir fırsat buldum artık üzerine düşünmezsin. Evet. Uzun yıllar sonra Türkiye'ye gelecek en heyecan verici hocaların başında geliyor. Hem tarzıyla hem başarılarıyla hem teknik direktörlük birikimiyle. O zaman bu işi uzatmayacaksın. Bu işi uzatırsan yine ne diyorum? İsmail Kartal takımı altıncılıktan ikinciliye getirdi ama bazı kişilere yaranamamış gözüküyor. Normal. Çünkü onlar sezon başında şampiyonluk istiyordu, bekliyorlardı. Ve aynı gün İstanbul'da ezeli rakip Trabzonspor. Artık maalesef ezeli rakipten de öte oldu bazı taraftarlar nezirinde. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor tarafında. Çünkü kimse bizimkiler hatalı demiyor. Hep Karşı taraf hatalı diyor. Bu artık ezil rekabet olmaktan çıkmıştır. Üzülerek bunu söylemek zorundayım. Onun da atmosferi var. Onun da duygusallığı var. İsmail Kartal kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Bak ben de Fenerbahçe teknikleri olsam... Bana Ali Koç dese ki... Ali Ece Bey 6. yıldız. 2. bitirmen gerekiyor. Peki. Ben futbol menajerde, championship menajerde... Liverpool'da iç sahada mesela... iki hafta kala City'yi ben... Geçeceğim şampiyonluğu garantileyeceğim. 0-0 maç... E ben de kontrollü ucum yani trend sen git, robo sen gitme derim yani şu abi bir puana şampiyon oluyorsun. Ama ben şampiyonluğu hedeflemişim. Ama sezonun ortasında geldiğin zaman aynı duyguyu yaşatamıyorsun. O zaman artık Ali Koç'un taraftan duygularını çok iyi bir analiz edip okuyup mentalitesini Fenerbahçe hani hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlamadınız diyordu ya. Siz artık taraftan hayalindeki Fenerbahçe'yi anlayın. O zaman demek ki altıncılıktan ikinciliğe giden hoca kesmiyorsa siz direkt şampiyon yapacak hocayı getireceksiniz. Sezon ortasını değiştirmeyeceğiniz bir hoca getireceksiniz. Dostacı söyle dersin. Ve yine bir planlama hatasında olduğunu da şu süreçte net bir şekilde görebiliyoruz. Yani şimdi Trabzonspor rivada kamptaydı sezon başında. Fenerbahçe hocasını arıyordu. Sergün Hoca ile de anlaşma sağlanmamıştı. Sergün Hoca Çeşme'deydi. Galatasaray'da seçim süreci vardı. Başkan, teknik direktör kim olacak belli değildi. Trabzonspor... Riva'da kamp yapıp hazırlık maçlarına başladı. Avrupa serüvenine başladı. Ve şampiyon oldu. Bakıyorsun Fenerbahçe'de de yine aynı plansızlık şu anda görünen o. Bizim bilmediğimiz başka bir şey varsa bunu da açıklayacak olan Ali Koç'tur neticede. Hala aynı sürecin, aynı kötü sürecin devam ettiğini görüyoruz. Fakat İsmail Hoca nezdinde bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hoca Fenerbahçe'li İsmail, Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından birisi olarak geldi. İlk duygularının çok daha fazla böyle doğru çıkmış olduğu açıklamalarla beraber hocayı gördük. İmza atması, ardından ilk etaptaki bu başarısızlıklarda filan hep Fenerbahçeli İsmail. Şimdi dünkü basın toplantısına bakıyorum yalnız. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Yani neyi de anlatmaya çalışıyorum? Duygularıyla Fenerbahçe'ye bağlı olan İsmail yerine buradaki başarıyı sahiplenen ve sadece İsmail Kartal yapmış gibi bir üslup ve konuşmayla basın toplantısında gördüğüm bir İsmail Kartal var. İkisinin arasında bence çok fark var. O da belki bu başarısının yeteri kadar verilmediğini, takdir edilmediğini düşünüyor. Ama İsmail Hocam göreve gelirkenki süreçte sizin gelme şartlarınızla şu anki sürecin gelme şartları aynı zaten. Bir fark yok. Yani başka bir şey vaat etmedi size. Gelecek sezonda yolumuza devam edeceğiz denilmedi size. Sezon sonuyla belki de yolların ayrılacağı zaten Ali Koç tarafından ifade edildi. O yüzden ben geldim şöyle oldu, ben geldim böyle oldu. Kredisinin tamamen bittiğini taraftar nezdinde anladık. Hocanın da belli ki bir gönül kırgınlığı var ki 3-4 hafta önce şunu da söylemişti. Ben ikinci adam olmam, beni sinirlendirmeyin. Bana sürekli aynı soruları soruyorsunuz. Yani o ilk geldiği dönemden şimdiki dönem arasında söylemler, yaklaşımlar, duygular çok farklı diye düşünüyorum ben. Bu yüzden İsmail, İsmail Kartal ın... hocayı ben de çok kırgın, üzgün gördüm. Evet, Duygularını bastırmaya çalıştığını gördüm. Sezon bitince denk gelirsek seninle bir ziyaretine gidelim bir saat falan. Biliyorsun çok güzel sakin de bir yer oturduğu yer. Evet evet. Doğduğundan bir aynı yerde zaten. Bari bize bir içini döksün. Kimseye nasılsa bu anlatmayacağız. Aramızda kalacak yani. Hoca isterse söyleyin söyleriz ama ortalığı karıştıracak biçimde ise söylemem ben. Çünkü Yok tabii canım. Bu ya. Ali başkanın kararsızlığı bir türlü karar verememesi zamanında. Ya ben anlayamıyorum. Yani e, aileden genlerden geçen bir e, zenginlik hissi olması gerekiyor. Dede baba kardeş. Ali Bey de yani, yani başarılı bir şey demiyorum. Kendi görevlerinde iyi işte ama Fenerbahçe başkanlığında niye başka bir ailedenmiş gibi? Vakit nakittir ya. Öyle değil midir hocam? Vakit nakittir. Bak o gün dinlemedik adamı. O yatırımı yapmadık. Bak vakit nakittir. Makaslar var ya. Abi aynısı bunda da var. Mesela adam diyor ki gram altın alacağım ama bankalarda fena makas var. Teknik direktörde de aynısı var. Futbolcuda da var. Bir oyuncuyu hem Inter hem Milan isterse. Inter istediği zaman bonservisi 30 milyon euro olan oyuncu... Milan'ın da istemesiyle beraber 40 milyon euro olur. Neden? Çünkü geçen sene Inter olmuş, bu sene Milan olabilir. Milan olmazsa en yakınında Inter var. Daha vakit nakittir. Oyuncuyu o zaman alacağım. Mesela Keellini aldığı zaman hatırlıyor musun Juventus? Beşiktaş'ın Atiba'yı aldığı zaman hatırlıyor musun? Yıllarca hizmet. Tabii. Öyle bir teknik direktör ki bu. Belki yıllarca belki burada adam böyle emekli olacak. Böyle bir fırsatın var senin. Niye bitirmiyorsun işi? Görevdeki hoca duygusu olarak kırılıyor. Kırılır adam. O da insan evladı yani. Kimse şey demesin. Parayı alıyor. Alıyor da görevi tamamlıyor. Yine yaranamıyor yani adam. Buna kırılıyor yani. Parayı almada değil ki mesele zaten. Parayı herkes alıyor teknik direktörlük yapan. Kimler ne paralar oluyor? Başarısız adamlar bir sürü fazla. Daha iyi biliyorsun ya yani. Tabii canım yani. tabii. Bazen başarısız olunca daha çok para kazanıyorsun teknik direktörlükte. Gönderilince daha fazla. Evet ediliyor. abi. Del Bosque'nin hayatında tek başarısız olduğu yer... Türkiye çalışmadan Mourinho Chelsea'den kovulana kadar çalışmadan dünyada en yüksek parayı alan kişiydi abi. Öyle bakmamak lazım o yüzden. Üzücü. Neydi? Gidelim ama mutlaka seninle. Konuyu daha böyle yani uzatmayalım. İzleyicilerimiz yani ayrıca bir de yazı turayı İsmail Hoca ile de yapalım. Ben İsmail dinlemek Hoca, istiyorum hocayı. Özel diye iyi olur tabii evet. ki. Rain, bu bir Uluslararası kripto varlık platformu Rain sundu.